nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aynı dersin devamı oluyor. Geçen haftaki dersin devamı oluyor. Derdi maişet zaruretine karşı iktisat ve kanaatla mukabele etmeye zaruret var. Menfaat-i dünyeviye çok ehli hakikatı, ehli tarikatı dahi bir nevi rekabete sevk ettiği için maddi menfaat endişe ederim. Yani nuzular dairesinde de böyle bir maddi menfaatta rekabet çıkmasından endişe ederim. Risale-i Nur şakirtleri içinde şimdiye kadar bu cihet, derdi maişet ciheti, onları, nurcuları zedelememiş, inşallah yine zedelemez. Bu Kastamonu değil mi? Kastamonu. O zaman bir kıtlık meselesi var Türkiye'de. Onun için derdi maişet kişileri zedeleyebilir. Kastamonu layıkası 223. Bu acayip asırda, her zaman fitnesi acayip bir asırdır. Dehşetli bir aşılamak ve şırıngayla hem hakiki hem mecazi iki nefsi emmare ittifak edip öyle seyyiata, öyle günahlara severek giriyor. Bugün yani bu cemiyetin bugün insanlarından bir kısmı, çoğu giriyor. Hatta kendim kainatı hiddete getiriyor. Günahlar kainatı hakikatine, vazifesine zıt düşüyor. Onun için hiddete getiriyor. Mecaz ifade bu. Hatta kendim bir dakika zarfında 20 paralık bir sıkıntıyla 60 liralık bir haseneye tercih etmeye çalıştım. Çok küçük bir sıkıntıyla çok büyük bir İslam tarafındaki menfaatı tercih etmeye çalıştım. Sıkıntıyı esas alıyor. Maslahatı, İslam maslahatını almıyor. Tabi ters bir düşünce. Kendisinden bize misal veriyor. Hem 10 dakika zarfında büyük bir mücadele-i manevide, fikir mücadelesinde benim cephemde, yani İslam tarafındaki cephede 42'lik bir top gibi düşmanlarıma atıp, yani bu bildiğimiz top değil, bu da mecazdır. Yani kuvvetli bir ispat yoluyla düşmanlarımı yenip, susturup, yol açtığı halde Müslümanlar böyle bir düşmanları hezimete uğratarak yol açıyorlar. İslam lehinde oluyor. O iki nefsi emmarenin muvakkat bir gaflet fırsatında hodgamlık, hani ben görüneyim, ben bilineyim diye olan bir his. O iki nefsi emmare söylemiş abi. He? İki nefsi emmare. İki nevi? İki nefsi emmare diyor. İki nefsi, birisi maddi, birisi manevi, birisi cesetteki nefsi emmare. Birisi de gizli nefsi emmare. İnsanın kendisine görünemiyor. Mecazı denilen mi? Mecazı, he, gizli nefsi emmare. İttifak edip hodgamlık ve meyli tefevvuk, yani bu hizmet dairesindekilerden en üstte bulunmak
hissi, yanlış bir şey bu. Tevafuk hissi gibi gayet zulümlü ve zulümatlı hissiyle büyük bir şükür ve teşekkür yerine hani kendi tarafından düşmanları mağlup eden bir yolda yürüyenler hizmet dairesinden olduğu halde teşekkür etmek gerekirken ne için beni atmadım? O zaman ben atsaydım benden bahsedeceklerdi. Bak işte attı, mağlup etti falan diye. Enen'in şeyi bu. Arzusu. Onun için ne için beni atmadım diye en çirkin bir riya insanlara iyi görünmek, metiyelerini almak hissi ve rekabet damarını hissettim kendimde. Hani bunu üstad kendi şahsından bize ibret için bahsediyor. Şimdi üstad Hazretleri'nin böyle bir durumu geçici olarak oldu mu olmadı mı bir şey diyemem. Yani belki üstad Hazretleri bu meseleleri söylemesi için böyle bir kısa devreli bir durumun yaşamakla bilmesinin belki hikmeti vardır. Onu da bilmiyorum. Bu filyata çıkmadan cesur olur mu? Filyata çıkıyor. Rivayette filyata çıkmaktan bahsediliyor da bir çıkıyor işte. Baksana ben niye atmadım? Düşüncesi var ya. İçinden geçiyor. İçinden geçiyor da filyata da çıkar bir hareket tarzı olur illaki. Hissettim. Cenab-ı Hakk'a 100.000 şükür ediyorum ki Risale-i Nur ve bilhassa İhlas Risaleleri o iki nefsin, hakiki ve mecazi nefsin bütün disaisini, disiselerini izale ve onların açtığı, iki nefsi emmanın açtığı yaraları tedavi ettiği gibi o bir dakika, biraz önce anlatmış bir dakika ve 10 dakika diye ve bir dakika ve 10 dakikadaki haletleri, menfi hareketler onlar, haller, hisler, birden izale etti. Ve manevi bir istiğfar olan, manevi bir istiğfar ne demekmiş? Kusurumu bildim. Yani insan kusurunu bilince en oturaklı bir istiğfar oluyor. Afa layık olur. Kusurumu bildim. Keşke biz de bilebilseydik. O hatanın muaccel cezası olan, peşin cezası olan içindeki hani tefevvuk hissinin içindeki elemden ve azaptan kurtuldum. İzale edildi o hisler. O zaman kurtulmuş. Hem yani dünya cihetindeki sıkıntıdan kurtuldum. Hem de ahiret azabından da affedilir. Kastamonu layıkası 233. Bu manalar, bu ifadeler, bu beyanlar hele hele bu zamanda bizler için aşırı derecede lazım. Tatbikatı yapılmış olmak şartıyla. Sözü söylemek değil. Ayette geçiyor. Sözü söylemek olmadığı manasına. Lime takulune ma la tef'alun. Ayet bu. Yani yapmadığınızı, yaşamadığınızı niye söylüyorsunuz? Kolay geliyor değil mi size? Yani biraz böyle tedipkar söylüyor. Ve de yine Kur'an'da geçer. Esalini de bahsedilir. Yani bunlar ayette geçiyor işte. Ağızlarıyla söylüyorlar. Kalplerinde o yok. Neyse fi kulubihim. Kalplerinde o yok. Ama ağızlarıyla lafzi diyoruz buna. Lafzi. Vicdandan, kalpten gelen hisle değil de o şekilde söyleyip de iyi bilinmek, tanınmak, kendini iyi satmak. O zaman ayette buna benzer gene ifadeler çok. Ne demek? Ayet bize diyor ki olmaz öyle. Yanlış yapıyorsunuz. Vicdani ve kalbi ve hissi olacak. Vicdani hislerden gelecek. Müspet hislerden gelecek. Menfiden değil. Üstad Hazretleri bunu da anlatıyor gene Risale'de. Hissiyati ulviye,
Hissiyat-ı sufliya. İki de çeşit hissiyat var. Uluye'den gelirse ne ala. Sufliye'den gelirse o zaman berbat. Bunları biz düşüneceğiz. Kendimiz hakkında tatbikatını düşüneceğiz. Ta ki yani biz filmleri çektirirken aleyhimizde filmler çekilmesin. Çünkü vicdani hisler ve hayaller bile filmlere çekiliyor. Misal aleminden. Çünkü o hisler, o hayaller Adem'de hiçten gelme değil. Hiçbir şey bu şekilde olunca Adem'den hiçbir şey gelmez. Adem'den Adem işte yani hiçbir şey yok onda zaten. O zaman vücut dairesinden geliyor ve de filmleri çekilir. Evet, mesleğimiz sırr-ı ihlasa dayanıp, ihlasa değil, sırr-ı ihlasa. Ne demek sırr-ı ihlas? Düşünmedik. Bu sırr-ı ihlası külliyattan tespit edip görmek lazım. Bu tabir, bir yani Risale-i Nur'da tekrardan geçer bir tabir. İhlasla geçiyor ama sırr-ı ihlasla geçiyor. Tabi nedir bu sırr-ı ihlas? Hududu nedir? Nereden başlar, nerede biter? Mahiyeti nedir? Onları bilmiyoruz. Kelimeyi icmalen duyuyoruz, geçiştiriyoruz. Öyle değil. Orada üstad bu ifadeyle, bu terkiple neyi kastetmiştir diye tespit gerekiyor. O da külliyattaki ifadelerden tespit olur. Siyak-ı baktan. Mesleğimiz sırr-ı ihlasa dayanıp sırr-ı ihlas kazanınca insan kolay kolay o ihlas ondan silinmez. Vicdanda yerini alır. Dayanıp hakaiki imaniye olduğu için ne mesleğimiz sırr-ı ihlasa dayanan bir hakaiki imaniye hareketi olduğu için hayat-ı dünyaya, hayat-ı içtimaiyeye mecbur olmadan karışmamak. Hayat-ı dünya bu yani. İhlası niye bozmaz? Hayat-ı dünya demek kişinin kendi cesedinde bulunan menfaati takip etmek demektir. يَسْتَحَبُّنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ayetinden de Üstad çok çok izah veriyor. Onun için karışma, mecbur, zaruret olduğu zaman mecburiyet olduğu için karışılır ise de gene dikkat gerekiyor. Karışmamak ve rekabet ve tarafgirliğe ve mübarezeye sevk eden halattan tecerrüt etmeye. Çünkü oralara girildi miydi rekabete, tarafgirliğe, mübarezeye girildi miydi? İlla ki menfi hisler devreye, harekete geçer. Müslümanlar dairesinde, hele hele hizmet ehli dairesinde sen değil ben diye bir hissiyatla hareket edilirse o zaman o hisler harekete geçer. Bu hisler harekete geçti miydi, ihlas zedelenir, en azından zedelenir. Hatta gider biter bile. Mesleğimiz itibariyle mecburuz mübarezeye gitmemeye, tarafkirliğe girmemeye mecburuz. Binler teessüf ki, şimdi müthiş yılanların hücumuna, yani münafıkların hücumuna maruz, biçare ehli ilim ve ehli diyanet, sineklerin ısırması gibi, şahsi hukuk, şahsi haklar, şahsi mesele, ben değil de niye sen ki, manasındaki hisler, nedir? Sineklerin ısırmasıdır. Sinek ne olur? Sirkinirsin, gider, kaçar. Hiçbir zarar da vermez. Isırması gibi cüz'i kusuratı, şahsın şahsı kusurlarını bahane ederek, çünkü niye bahane ediyor? Aslında o kusurlardan dolayı değil de kişiye karşı bir muğbeliyeti var. Bir, yani onu düşürmek istiyor nazardan. Onun için bahane arıyor düşürmek için. Onun için bahane ederek birbirini tenkitle
Şimdi bu tenkit meselesini mevzu ettik. Nerede tenkit olur? Yani hatta tenkit bir cihette farz bazı imamlara göre. Yani gıybet farz. Olur mu? Haram farz. İmamlar diyor. Onları kaydettik biz kitapta. Niye farz? Çünkü o kusurlar İslam hayatının temel yapısına dokunduruluyor. Umumi hukuktur bu. Teferruatta değil. O zaman onu zararlıdır diye açıklama yapmazsan gıybet oluyor haliyle. Yani gıybet nedir? Yapılan konuşmayı, kişi kendi aleyhinde olan konuşmayı dinlediği zaman memnun olmayacaksa, gücenecekse gıybettir. Ama bu gıybet sebebi temel haklar, esaslar dairesinde olup, yani orada hatalar yapılıp ve de yayılmaya da yolunu açarsa, bu gibi şeylerin yayılmasına da yolunu açarsa, bu yolunu açan tenkide layık olur. Niye? Esaslardan yanlış yapıyor. Ama teferruatta olursa, Üstad Hazretleri diyor ki, yani biz diyor, teferruatla meşgul değiliz. Teferruat olduğu zaman affetmek fazilettir şahsı hukuku. Bunları defalarca zikrediyoruz, hatırlatıyoruz ama vakalara baktığımız zaman, yani cemiyette bizim dairemizde dahi, bu ölçüler pek tesir etmemiş, nazara alınmamış, bilinmemiş gibi bir durum ortada görünüyor. Ama filmler çekildiğini unutuyoruz. Bunlar canlı filmler çekilip ahirete gidiyor. Bizim dünya hayatımızın tamamı çekiliyor. Böyle bir suç işler de kusuru anlayıp da hemen istiğfar edersek silinir. Yok, iyi yaptım canım sen de. Niye öyle şey mi olur diye düşünürseniz silinmez. O zaman hesabını vereceksin. Kusuratı, cüz'i kusuratı bahane ederek, yani şahsi hak şeyleri, kusurları bahane ederek birbirini tenkitle yılanların, yani münafık ceryanların ve zındık münafıkların, yani müthiş din düşmanı olan münafıkların tahribatlarına ve kendilerini, yani dava adamı olan nurcular, Müslümanlar, kendilerini onların, o münafıkların eliyle öldürmesine, yani öldürülmelerine, münafıkuna imkan buluyor, yardım ediyorlar. Kim yardım ediyor? İşte dava adamı. Kime yardım ediyor? Münafığa. Nesine? İslam düşmanlığında daha rahat rahat yürüsün diye. Böyle bir nurcuyu düşünebilir misiniz? Yok ama vaka böyle ama. Üstad niye yazıyor ki bunları? Olmayan şeyleri üstad yazmaz. Oluyor efendi. Hatta ben seni bir devre çağırdım. Bir şeyler anlattım. Hatırlarsın herhalde. Ya. Kastamonu lahikası sayfa 246. Evet. İslam dünyamızın ayağa kalkması, düzelmesi, mükemmel bir cemiyet haline gelmesi için bu prensiplerin mahiyetiyle beraber iyiden iyiye bilinmesi ve tatbikata alınması şart ve zaruridir. Yoksa لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ayetinin dediği gibi ağzından söylersin fakat fiilinde ise tam tersini yaparsın. O zaman daha fazla mesul olursun. Risale-i Nur'un bir esası kusurunu bilmekle mahviyetkârâne yalnız rıza-i ilahi için rekabetsiz hizmet etmektir. Rekabet ortaya girdi miydi? İhlas gider zaten. Sen görünme, ben görüneceğim. Oldu muydu? Kişinin din sahasındaki hizmeti yaptığı hizmet, yani esaslara, mesleğe uygun da olsa
manevi unsuru olan niyet bozuk olduğundan dolayı, bu manevi unsur deniliyor buna, o kişinin o hizmeti kendisinin bilinmesine, kendisinin tanınmasına, kıymet görmesine, alkışlanmasına sebep o yani sebebiyetinden dolayı yaptığından o manevi hizmeti enenin hizmetine döner. Gene sevap mı olsun ene yapılan hizmet? Hangi mantığa göre diyeceğiz onu? Hangi kitaba göre diyeceğiz onu? Hayır denmez. Emir Dallahikası sayfa 87. Rekabet kelimesi. He? Rekabet. Rekabet sen değil ben. Yani şimdi buradaki rekabet kelimesi cemaat içerisindeki insanların birbirine karşı mı yoksa cemaatin içerisindeki insanların başka cemaatlerine karşı rekabet? Yok 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 başka o başka o mevzu bahis değil bu. Cemaat içerisinde. Cemaat içerisinde. Sen fazla görünüyorsun. Aşağı el bakalım sen. Enme sen senin etrafından kazları seni yuvarlarız orayı. Kazdığımız kuyu atarız seni. İnsan hissiyatı bu. İnsan bu yani ki. Yani ki. Çok vakalar var. Kişiler düşünemiyor. Ben bu meselelerin inceliğini görmemiş, anlamamış, dikkat etmemiş, merak etmemiş. Onun için ham madde gibi bulunuyor. Olmaz ama işte oluyor. Ne yapacaksın? Şimdi bu hissiyat var abi. Söz geçiremiyorsunuz. Ne olacak? Sahip mi çıkmamak lazım? Söz geçiremiyoruz diye. Söz bir şey demeyeceksin sen canım. Yani bu hissiyat var mesela. İsterseniz böyle bir önde görünmek. İşte ben bilinleyeyim. Ya o zaman onu bileceksin. He. Söz dinlemez durumda ise destek vermeyeceksin. Evet demeyeceksin. Onun lehinde bulunmayacaksın. Aleyhinde de bulunmayacaksın aslında. Hani onu kendi sahasına bırakacaksın. Hissi dokunamaz, diyor. Dokunulmaz hisse. İnsana bu his var. Sözü geçemiyorsun hisse. Yani kendisinin hissine sözünü geçirir. O zaman bu hissin doğru olmadığını, yanlış olduğunu düşüneceksin. Hissine taraftar çıkmayacaksın. Mektubattan anlatıyorum şimdi. O zaman zarar vermez. Tabii. Bunun da çaresini söyle yazmış Üstad mektubatta. Sahip çıkmayacaksın. Bu bendeki bu his yanlış diyeceksin kendin kendine. Ya yani söz dinlemiyor. Damarıma basmışlar diyor Üstad. Evet. O zaman yanlışım diyeceksin samimi manada. O zaman zararsızdır diyor Üstad Hazretleri. Zarar vermez. Hem mesleğimiz hıllet ve uhuvvet olduğundan şahsiyet ve enaniyet cihetinden hani ben sizden daha fazla bilgilere ve faziletlere sahibim anlayışıyla ortaya çıkılırsa şahsiyet yapmak oluyor. Şahsiyet var. Üstadın büyük şahsiyeti var ama öylesine bir şahsiyet de çıkmadı ortaya. Ben çok zavallıyım. Dua istiyorum sizden diyor. Yaya. Bize ders yeterlidir aslında. Usta dua ediyorsa ben niye dua istemiyorum ki? Şahsiyet ve enaniyet cihetinden bir rekabet olmaz. Niye? Mesleğimiz hıllet ve uhuvvet olduğundan. Rekabet olamaz. Rekabet olduğu zaman hem hıllet yok demektir hem de uhuvvet hakikati yok demektir. Kendine evet diyen, kendini beğenen kişilerle karşı beğendikleri cihetinden bir kuvvetin olur. O arkadaşı muhafaza edersin, yanına alırsın, şeyde diyor, sağ şeyini alırsın koluna. Niye? Senden dolayı, kendinden dolayı. Olmaz. İslam o kuvvetini temin etmez, bozar. Yani bu hizmet ahlakı diyeceğimiz bu gibi bahisler de yani senelerden beri okunuyor. Yani sadece şimdi okumuyoruz. Bu şekilde okuyoruz yani hep. Ama öyle bir cemiyet ki hemen bu kadar mehdiyetin getirdiği şifa ilaçlarını tesissiz bırakacak kadar bir bozuk fitne-i ahir zaman cemiyeti.
kişi kapıdan çıkınca bunları unutuyor, unutuveriyor. Tabii hepsi mi? Hayır. Ama hepsi değilse de yani hepsi için gereklidir ki. Benim gibi çok kusurlu ve çok zayıf bir biçarenin noksaniyetine değil, belki Risale-i Nur'un kemalatına bakmalı. Yani benim şahsıma bakmak değil de Risale-i Nur'un kemalatına bakmak. Çünkü o vehbidir. Yani ihsan-ı ilahi olarak geliyor. Tarçe-i Hayat 431. Bu şeyler çok üstüne geçiyor Üstad. Böyle çok kusurlu, çok kusurlu. Öyle diyor. Çok zayıf. Bize. Bu ifadeler ne ifade şimdi Üstad? Bize ders veriyor. Tevazı mı yoksa gerçekten mi öyle görüyor? Yok, bize, kendi şahsından bize ders veriyor. Öyle kitapta da yazıyor zaten. Bir, tabi Üstad yazmıyor da bir söz sahibi olan bir talebesi yazıyor. Üstad kendi şahsından bize ders veriyor diye kitapta kayıtlı. De, kitabı da girdi o bahis, o mektup. Dolayısıyla Üstad da evet demiş gibi oluyor yani ona. Ne kadar oldu o zaman? Ne kadar oldu Akıl Usta? Akıl Usta ne oldu? İçeriden dinliyor ha. Bak hele. Tamam. Biraz daha gidelim 5-10 dakika. Müminlerde nifak ve şikak, bölünmeler. Bu nifakı külliyattan aradım. İki çeşidini tespit ettim. Nifak ve münafıklık başlığı altında bir derlemedir bu. Bir nifak var. Yani münafıkların mesleği. Yani şerli cihetleri. Bir de nifak var. Müminlerdeki hissiyatın burada anlatılan manada hakikate uygun bir hissiyat sahibi olmadığından şunu bunu zedelemek isteme hissi. Yani dediği anlattığı doğru değil. İsabetli değil. O zaman nifak oluyor. Ama bu İslam dairesindeki nifak. Hatta ben onu şeyde Risale-i Nur'da Üstad'ın ifadesi altında Geylani Hazretleri talebesine ey münafık diyor. Kitapta onu Üstad naklediyor. Ey dinini dünyaya satan kişi diyor. Talebesi biz evliya diye bakıyoruz. İmam Gazali'nin şey Ceylan'ın talebesi evliya olmaz mı? Fakat öyle diyor. Ve Üstad da bunu sahip çıkıyor. Bunu neşrediyor. Kitapta mevcut. Risale-i Nur'da mevcut. Düşünmeliyiz yani. Geylani Hazreti gibi bir zat kendi talebesine ey münafık derse yani ki mesela bunu yapamıyoruz, yapmıyoruz. Lehimizde düşünmeler var bizim, kendi lehimizde. Yani mesuliyetli bir durumda mıyız acaba diye endişemiz pek yok. Münafık derken herhalde talebesi İslam aleyhine değil de kendi hissiyatını ön plana tuttuğundan dolayı. Tabii herhalde. Canım. Dinini dünyaya satan. Yani dini üstü tutacakken, menfaati geriye alacakken, menfaati yani şey, ben bilineyim, ben tanınayım diye olan manevi menfaati üstün tutuyor. O zaman gelen Hazretleri nazarında bunlar kaçmaz. Onun şeyi, bakış süzgeci çok fazla ince. Oradan tozlar bile zor geçiyor. Müminlerde nifak ve şikak, bölünmeler. Bu şikakı münafık ceryan belli adamlarını yetiştirerek İslam dairesinde icra ettiriyor. Bunu bir derece yakinen biliyoruz ama bir şey de diyemiyoruz. Çünkü Risale-i Nur'da böyle kişileri gördüğünüz zaman onları tahrik etmeyin demek istiyor. Çok dar dairede bildirebiliriz. Bana merhum Zübeyir abi birisini gösterdi. Bu dedi şey değil dedi. Biliyorum dedim Zübeyir abi biliyorum. Adam böyle kollarını açtı. Zübeyir abi görünce bir sarıldı böyle. Allah! Zübeyir abi ne kadar seviyormuş.
Halbuki nifak dairesinde vazifeli. Biz de ayrıldık gidiyorken dedi bu dedi. Ne biliyorum tamam dedim ben biliyorum dedim. Tamam, Süper abi. Yani der dairede söyleyecek de benim bilmesem o adama böyle sarıldı. Abi biz de zaman sarılacağız ona. Bir şey diyecek doğru diyor diye düşüneceğiz. Olmaz. İslam hizmetine zarar. Evet. Nifak ve şikak, kin ve adavete sebebiyet veren tarafgirlik. Demek tarafgirlik şikakı da, nifakı da, kini de, düşmanlığı da ortaya çıkartıyor. Tarafgirlik hissi. Zaten kardeşiz diyoruz. Bu kardeşizden o kuvvet ne demektir kuvvet? Kuvvet senin bu senin hakikaten dinde anlatılan manada kardeşinse onun aleyhinde şu veya bu şekilde nasıl bulunursun ki? Bulunamazsın ki. Hissin müsaade etmez. Kütüb-ü Sitte'de bu kuvveti şöyle anlatıyor. Yani çok açıkça anlatıyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir mümin diğer bir mümin aleyhinde olarak kendisine gelen bir iyiliği o mümine de gelmesini istemedikçe ve kendisine gelen bir felaketi, zararı diğer arkadaşına gelmemesini istemedikçe hakiki mümin olamazsınız. Çok güzel bir tarif bu. Resulullah'ın tarifi. Hakiki mümin, hakiki yani kardeş, inneme mümin ihvetun ayetinin dediği kardeş olamazsınız. Halbuki ben seni lehinde bulunuyorum. Niye? Sen de benim lehindesin de ondan. Hayda. Benim için. Ben senin aleyhinde bulunuyorum. Niye? Sen de benim aleyhimdesin de ondan. Yok efendim. Hatta imamlar bir kişinin tenkidini yapmakta esaslardan ve ilan etme tarzında hareket ediyorsa bildirilmesi lazım. Gıybet gerekiyor. Farzdır diyorlar bu gıybet. İslam'ı kurtarmak. Bu kadar imamlar arasında hayır dediği yanlıştır diye diyenler kitaplarda yazılı. Üstad da bunu diyor. Bu kadar diyor yani Akvali Müfessir'in ve Müştehid'in dairesinde bu kadar farklı diyor şeyler var. Ama bütün bunlar bir düşmanlık hissiyatına sahip değiller. Sadece ve sadece İslam'ı korumak için olan bir gayrettir. Müsbettir. Ve şeyler diyorlar ki, imamlar, söz sahibi zatlar, kitaplarda, bir mümin böyle bir yolda yürürken, haklı bir gıybeti, farz bir gıybeti yaparken eğer hissiyatı karışır da o olsun manasında bir düşüncesi ve hissi varsa ittifakla haramdır. Gördünüz mü? Bütün imamlarca haramdır. Bazılarıdır, bazıları değildir demiyorlar. Bunları hep biz yazdık yani sizin işte ansiklopedidir. Bunlar hepsi orada yazılı ama tabii Yalova kaymakamı bunlar. Bu gibi şeylerin maddelerin son kısımda bir listesi var. Ana başlıklar maddesi. Okunması gereken kısımları siyahladım. Ben de yazdım ya da bu siyahları okuyacaksın. Diğerlerini değil. Onlardan okuyacaksın okuyun ama aslında bu siyahlar size bakıyor. Siz bir, yani ben onu ansiklopediyi para kazanacağım diye yapmadım ki. O zamanlar pek de mesela Risale-i Nur ortaya çıkamıyor. Herkes onu şey yapamıyor. Müdafaa edemiyor Risale-i Nur'u. Bu şekilde bir isim altında çıkardık. Ama bakıyorsunuz daire içerisinde bombalar atılıyor kitaplara. Bom, bom. Niye? Sen değil ben. Görüyor musun? Ben ne için neyi yapıyorum? Bu ne yapıyor? Hiç kimse bir şey demedi. Niye? Haşir var, gelecek. İnanıyoruz, illaki gelecek. Ama şu anda her hepsi hatasını anladı ve değişti ve de estağfurullah deyip normale geldiler. Çok azı kaldı. Yani dönüş yapmayan.
Evet. Nifak ve şikak, kin ve adamete sebebiyet veren tarafgirlik ve inat öteyi de yap ya. Ve haset onu da yap. Hakikatça ve hikmetçe ve insaniyeti kübra olan İslamiyetçe ve hayatı şahsiyece ve hayatı içtimaiyece ve hayatı maneviyece çirkin ve merduttur. Din reddediyor. Muzır ve zulümdür ve hayatı beşeriyeye zehirdir. Yani cemiyet hayatını zehirleyen, yok eden bir şeydir. Mektubat 262. Ne kadar oldu? 42. Ne okuyacaksın hoca? Ne okuyacaksın? Bir oradan bir layıka ver bakalım. Tabi cemiyetin bu kemalatı kazanacak bir şey de değil. Nasıl bu kemalat o zaman? Cemiyet bozmaya doğru götürürken... Cemiyet bozuk olduğu zaman bizim bu gibi ahlakı ve hizmet hayatına bakan kaidelerimizi daha fazla koruyacağız. Kendine bir yer aç. Daha fazla siz koruyacağız. Siz okuyacaksınız. He? Siz okuyacaksınız. Yok yok, ben okumayacağım. Şimdi şöyle diyorum. Barajı doldurduksa, mecaz ifade bu. Yani iyinin iyiliğini iyiden iyiye anlayıp sahip çıkacak kadar bir ilerlemiş bulunuyorsak, bu şerli olan durumlar bizim bu halimizi çoğaltır. Yani fazilet daire şeyimizi, sahamızı ciddileştirir. Daha çok o yolda bizi yükseltmeye sebebiyet verir. Üstad bunu anlatıyor. Ama şimdi zihnim tam yerimde değil. O anlattığı yerleri hemen ezberden söyleyemiyorum. Çünkü müsbet ve menfi, müsbetin güzelliğini bilmesine yarıyor. Karanlık gündüzün daha çok iyi anlaşılmasına sebebiyet verir. Onun gibi bu menfi durumlar, hisler, hareketler, anlayışlar müsbetin kıymetinin bilinmesine yol açacak. Ve daha çok sahip çıkacağız. Yani bu cemiyet böyle şeyler yapıyor. Bak sen bu cemiyete, sen bak bakalım ne, ona ben ne yapacağım? Yani Risale-i Nur'u da var gayetli, yani Zübeyir abinin sözü. Risale-i Nur'un dediklerini yapmakla intikam alacağız. Yani daha çok okuyacağız, daha çok okuduğumuzu anlamaya çalışacağız. Bu şekilde herkesin nazarında böyle olsak ne iyi olurdu diye dettirmeye yol açacağız. Bir örnek cemaat durumuna geleceğiz. Şimdi o olmuyor fazla. Cemiyet içerisine balıklama dalıyoruz. Cemiyetten kaçma. Şimdi bakınız, ben onu astım. Parla'da yazıyor. Abdurrahman'a, merhum Abdurrahman'a usta çok fazlasıyla nasihat etti de nasihatin en ileriydi. Nasihatı şuydu. İnsanlarla ihtilat etme. Ta o zaman. Niye? İnsanlarla ihtilat ettiğin zaman ne var? Onu mu çıkartacaksın? İhtilat ettiğin zaman onlardaki olan bu cemiyetten alıyorlar. Mesela bizim dershaneye de geliyor bu sefer. Cemiyetten alacağını alıyor. Derse geliyor Nurcu. Fakat cemiyetten aldığıyla beraber geliyor. Ve bize de burada paylaştırıyor. Haberi yok. Bir Süleymaniye'de böyle bir şey olduğu zaman hemen başına bazıları, benim de hoşuma gitmiyordu ya, horozlanıyorlardı. Hangi münafıkla cevabını görüştün? Niye bunları söylüyorsun burada diye. Nerede maziye geçti onlar? Nerede? Yani dışarıdan alınan, söylenen şeyleri medreseye getirmekte hassasiyet vardı. Süleymaniye devresi bu, ilk devre. 50 sene önce. Nerede? Yok.
Onun için tabii ki zamanımızın mevcut şartlarında biz daha çok ciddiyetli ve meselede veya usullere uygun, kitabın dediklerine uygun yoldan hareket etmeye mecburuz, ısrarla. İşte şey yok yani, bir, yani gayret yok yani. Kişi dünyaya gelmiş, ya burası mı? Diyor ki Abdurrahman, merhum, üstada diyor, kimsenin dediğini şer ise duymamazlığa gelir ve kimseyle fena hasletlerini kapmamak için ihtilat etmemekteyim. Yani üstad sevin, senin dediklerini yapıyorum. İhtilat. Bu cemiyette şimdi dehşetli bir ihtilat arzusu vardır. Hemen lang 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 başlayacak lahana gibi kaynamaya. Yok canım sen de, nerede yani? Kişinin kendi zafiyeti bu. Hissiyatının getirdiği itmelerin tesiri altında. Neyse burası uzun çeker. Sen burasını şey yap. Başla bakalım şey bir laika dersini oku bakalım. Ne okuyacaksın? Büyütelim mi bunu sana? Büyütebiliriz burada istersek. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci tamam. Esas. Ey kardeşlerim, sizler biliyorsunuz ki bizim mesleğimizde benlik, enaniyet, şan-ı şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan öldürücü zehir gibi ondan kaçıyoruz. Onu ihsas eden halattan şiddetle iştinab ediyoruz. Elbette burada 6-7 sene gözünüzle ve 20 seneden beri tahkikatınızla anlamışsınız ki ben şahsıma karşı hürmet ve makam vermek istemiyorum. Sizleri o noktada şiddetle tekdir etmişim. Benim haddimden fazla mevki vermeyiniz diye sizden darılıyorum. Yalnız Kur'an-ı Hakim'in bu zamanda bir mucize-i maneviyesi olan Risale-i Nur hesabına ben de onun bir şakirde olmak haysiyetiyle ona karşı tasdikkârâne teslimi, irtibatı şakirâne kabul ediyorum. İşte bu derece enaniyetten ve benlikten ve şan-ı şeref namı altındaki riyakarlıktan kaçmayı düstur hareket ittihaz eden adamlara karşı ehli hükümetin, ehli idare ve zabıtanın evhama düşmeleri ne kadar manasız ve lüzumsuz olduğunu divaneler de anlar. Evet, anlar. Aziz Sıddık kardeşlerim, bugünlerde Kur'an-ı Hakim'in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve amel-i salih esaslarını düşündüm. Bugünlerde Kur'an-ı Hakim'in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve amel-i salih esaslarını düşündüm. Takva, menhiyattan ve günahlardan iştinab etmek ve amel-i salih, emir dairesinde hareket ve hayret kazanmaktır. Her zaman def-i şer, celb-i nef'a raci olmakla beraber, bu tahribat ve sefahet ve cazibeder hevesat zamanında, bu takva olan def-i mefasit ve terk-i kebair, üssül esas olup büyük bir rüçhaniyet kesbetmiş. Bu zamanda tahribat ve menfi ceryan dehşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen kurtulur. Yedi kebair var ya kebair. Yedi kebair. Farzları yapan ve büyük günahlar. Nedir namaz? Malum işte namaz, zekat, şey işte, oruç, İslam'ın şartları. Bunları yapan bir de kebairi. Büyük günahları, kebair demek büyük günahlar demektir. Daha doğrusu başka bir yerde de yedi kebairi işlemeyen. Kurtulurdaki manadan cennet ehli mi oluyor? Cennet ehli olur. Bedavadan cennete giriyorsunuz yani, gık para vermeden. Bu zamanda değil işte abi ya. Yani bu işte ahir zaman yani sufyaniyet cemiyeti içinde. Aşağı yukarı yani 1900 yani Kastamonu laikasına 40'lardan sonra yani cemiyet şairlerini azaltıp
bidatları çoğaldığındaki cemiyet. Hemen onu yapamadı şey Süfyan. Cemiyeti hemen soyamadı şeyden, şairden. Ama zaman seyrinde soydu soydu. 2-3 kademeli bir devrede. En nihayet bu zamanda şimdi çok fazlasıyla şair yerine bidatlar oluyor. Gerçi Zendek-i Ceryan'ı ilk devrede resmiyet dairesinden hücum ediyordu. Şimdi ise resmiyet dairesindeki hücumu zayıfladı. Yani aşağı yukarı resmiyet dairesindeki hücum kalmadı. Kanunlar kalktı. Ama cemiyetin sosyal tesiri bakımından çok daha şiddetlendi. O bakımdan cemiyete karşı gereken bir tedbiri bilmemiz lazım. Biz de o dersleri mevzu ediyoruz daha çok. Cemiyete karşı tedbirli olmak lazım. Evet. Bir de şey soruyorum şimdi. Terk ile işlememek diye bir şey var şimdi mesela diyelim burada. Terk tabii işliyordu da bıraktı. Tövbe etti. Bıraktı. Ha. Tamam. Kurtuldu. Paşayı kurtardı. Tabii tövbe var canım İslam'da. Buradaki içtinap diyor ya, içtinap. İçtinap kelimesinin kök kelimesi cenebedir, uzak durmak. Yani günah-ı kebairin işlendiği sahalarda dan uzak bulunmak. Çünkü insanın nefsi şey yapar, yani ona kapılır gider. Fren tutmaz yani. Onun için içtinap deniyor. Uzak durmak. Bu kadar... Yani kebairi işlememek, farzları yapmak, yani cennete girmeyi kolaylaştırıyor. Ya ama bu cemiyette böyle. Ama 40'ta bir kazanan oluyor deniyor. Bu nasıl oluyor? Yapamıyor işte bunu. Onun için. Yani ihlas dairesi, sadakat üzere. Yapamıyor. Bunu ben şeyden dinledim bizzat. Merhum Kamil abiden. Sormuşlar üstada. Üstad da görüşüyordu ya Kamil abiye. Demişler ki üstada, ya Seyda, bu 40'ta bir dediğin kişiler, ehli iman, namaz kılıyorlar mıydı? Yani 40'ta bir kurtuluyor, 39'u kaybediyor. Kaybedenler Müslüman. Evet diyor, ehli salat idiler, cevap verdi diyor. Şey, onu ben şey aldım, not aldım. Biz zaten kendi kulağımla dinledim Kamil abiden. Ehli salat ettiler ama bugün de mesela var, bakıyorsunuz acayip bir şey. Yani şeyi bilmiyor. Yani yemeyeceğinsinin hayatındaki düşünce ve yaşayış isabetini bilmiyor. Alışmış olduğu bir hayat var İslam cemiyetinde. O yoldan yürüyor. Fitne zamanında İslam cemiyetindeki şeyler, yani bir kısım tarzlar, yaşayış şekilleri, hükümler geçmez ki. Üstad Hazretleri açık açık yazıyor. Hiç çekinmeden ne derler acaba diye. İkinci emir dağında. Ben diyor mücerret kaldım, sünneti işledim diyor. Halbuki ehl-i sünnet Müslüman dairesinde. Adamın başını kırarlar. Üstad diyor ki ben başını kırarlar diye bir şey yapmadı, hesaba almadı. Yani demiş olayım da ben mesuliyetten kurtulayım. İşte evlilerden bazılarını da bu sözün çok isabetli olduğunu söyleyen nurcular da var. Yani ki. Yani şimdi artık bilmiyorum, Mehdi-i Azam böyle deyince biter iş. Hepsi o kadar. Tafsilata gerek yok. Evet. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen kurtulur. Böyle kebair azime içinde amel-i salih'in ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Şimdi bazıları var, teferruat meselelerindeki şeylere çok ihtimam gösteriyorlar. Efendim işte şöyle yapmak, şöyle yapmak, şöyle yapmak. Halbuki bunlar teferruat yani. Sünnetin de şeyi yani. Daha bir düşük tarafı var ya, adab gibi. Orada hassas, fakat büyük günahlar karşısında işte susuyor. Ya daha doğrusu yani dikkat etmiyor ona. Yani bu tarafta evde cam kutu mevcut, ailece felakete itiliyorlar ve mesul makamda da bu baba
Hiç umurunda değil. Ama bu tarafta küçük bir mesele, adab eksik olunca tamam, vuruyor. Ne biçim iş ya? Ne biçim anlayış? O zaman bu ahir zamandaki hayat şeklinin, yaşayış şeklinin hakiki şer'i ölçüler dairesindeki neticesini bilmiyor, hükmünü bilmiyor, gereken hareket tarzlarını bilmiyor. Bir dershanede de öyle. Dershanelerde de öyle. Yani kısmen tezhanede de öyle olabilir yani. Ben bilmiyorum öyle. Yani ben çünkü her yere girmiyorum dersen. Yani haberim yok. Badullah'ın almış kustik hayat yani. Hani o hadisi de Süfyan'ın getirip başlamış olduğu hayata nefret nazarıyla bakmayanın amelleri silineceği. Evet. Ama onun getirmiş olduğu hayat tarzına nefretle bakanın da günahları silineceği. Evet. Yani en azından nefret hissini kazanacak. En azından bu cemiyete yani. Asgari nefret kazanıldı da bu histir. Ona karşı lehinde bulunmaz artık kişi. Yani ki. Maalesef. Evet. Evet. Hem az bir amel-i salih bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. O da var. Hadis, hadisten geliyor. Şartlar şey olduğu için. Evet. Tabii o şartlarda dinin dediğini işlemek bayağı ehemmiyetli. Ekser insanlar işlemiyor, işleyemiyor. İşlemiyor daha doğrusu. Alışmış şeye, bidatlara. Medeniyet namı altında yürüyor. Evet. Hem takva içinde bir nevi amel-i salih var. Çünkü bir haramın terki vaciptir. Yani farzdır. Yani terk edilmeyecek bir farzdır. Hem takva içinde bir nevi amel-i salih var. Çünkü bir haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Takva böyle zamanlarda binler günahın tehacümünde bir tek iştinap az bir amelle yüzer günah terkinde yüzer vacip işlenmiş oluyor. Evet. Bu ehemmiyetli nokta niyetiyle, takva namıyla ve günahtan kaçınmak kastıyla menfi ibadetten gelen ehemmiyetli amal-ı salihadır. Yani günahlardan kaçarken de, kaçınırken de bir nevi ibadet mi oluyor? Farz işlemiş oluyor. Ha, önemli yani. Tabii onlarda da şey kazanıyor. Mesela çok zaman istememişsin. Bir namaz kılayım derken bir namazı bu kadar zamanda ancak kılabilirsin. Abdestim, abdestim vesaire ama bir haramdır. Bakılmayacak. Yani işte asrımızda yüzlerce diyor etrafını almış. Burada diyecek herhalde. Bakmıyorsun. Bakmıyorsun. Yani bakar gibi görünüyorsun ama bakmanın manasında olan bir bakışla bakmıyorsun. O zaman bunlar hep kayda geçiyor. Lehte. Ve bir mesela yarım saatlik bir yolda şu kadar haramın terkiyle beraber sevap işliyorsun. Yarım saat içerisinde hatta bir dakika içerisinde yüzlerce sevap işlemek, farz işlemek imkanı var. Ya gördün mü? Bakış meselesi var, bakış. Risale-i Nur şakirtlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir. Madem her dakikada şimdiki tarz hayat içtimaiyede hele şimdikinde 100 günah insana karşı geliyor. Madem her dakikada şimdiki tarz hayat içtimaiyede 100 günah insana karşı geliyor. Elbette takva ile ve niyeti iştinab ile 100 ameli salih işlenmiş hükmündedir. Evet. Malumdur ki bir adamın bir günde harap ettiği bir sarayı 20 adam 20 günde yapamaz. Ve bir adamın tahribatına karşı 20 adam çalışmak lazım gelirken şimdi binler tahribatçıya mukabil Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve tesiratı pek harikadır. Eğer bu iki mütekabil kuvvetler bir seviyede olsaydı, onun tamirinde mucizevari muvaffakiyet ve fütuhat görülecekti. Görülecekti. Yani tamir ve tahribat kuvvetleri aynı düzeyde olsaydı. Evet, evet. Her tarafta tahribat var yani. İşte, adım attığın zaman işte kaç tane tahribat karşısında kalıyorsun.
Ez cümle hayat-ı içtimai idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Hayat-ı içtimai idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Bazı yerlerde gayet elim ve biçare ihtiyarlar ve peder ve validelar hakkında dehşetli neticeler veriyor. Cenab-ı Hakk'a şükür ki Risale-i Nur bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Sedd-i Zülkarneyn'in tahribiyle Yecüc ve Mecüclerin dünyayı fesada vermesi gibi Şeriat-ı Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam olan Sedd-i Kur'an'ın tezelzülüyle Yecüc ve Mecüc'den daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik ifsada, fesada ve ifsada başlıyor. Yecüc ve Mecüc'den daha müthiş. Kur'an'da geçiyor bunlar, daha müthiş diyor. Geçmişte medeniyet dünyasını tahribat ettiler. Şimdikiler ise daha çok dehşetli. Yecüc, Mecüc. Bunun manevi cihetini anlayabilir miyiz abi? Ebedi bir hayatı mahvetme cihetiyle. Yani eskiden maddi hayatı Yecüc, Mecüc'le saldırıyor da daha dehşetli olduğu... İşte manevi hayatı darbeliyor şimdi. Bunun için daha dehşetli. Her ikisini de darbeliyor. O zaman geçmişteki Yecüc, Mecüc'lerin durumuyla şimdikiler arasında çok büyük bir fark var. Teknik çok fazla oldu. Yecüc Mecüc kendi evinde otururken yapmış olduğu içtimai hayatın tanzim dairesindeki hayata girince insan evinden başlıyor. Yani bütün evler Yecüc Mecüc'lerin şeyi altında, kontrolü altında, tahribat dairesinde. Ne yapacak? Şu anda mesela günler geçiyor. Tahribat, yani evlerde, içtimaiyatta, içtimai müesseselerde vesairelerde müthiş bir şekilde tahribat yapıyor. Yayılıyor da. Yani sari hastası gibi yayılıyor. Bu nurcular bu şeye karşı, ahir zaman fitnesine karşı istikametli düşünceyi ve yaşayışı gösteren, yaşayışıyla örnek olarak gösteren bir cemaat iken bakıyorsunuz onlar da ona katılıyor. O zaman tabii ki işin yani bu hususta artık ben fazla bilgi vermek istemiyorum. Dilim tutmuyor çünkü durmuyor. Ya. Evet. Yecüc ve Mecüc'ten daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Risale-i Nur şakirtleri böyle bir hadisede manevi mücahedeleri İnşallah zamanı sahabedeki gibi az amelle pek çok büyük sevap ve amal-i salihaya medar olur. Aziz kardeşlerim, işte böyle bir zamanda bu dehşetli hadisete karşı ihlas kuvvetinden sonra bizim en büyük kuvvetimiz iştirak-ı amal-i uhrevi düsturuyla birbirimize kalemler ile her birinin amal-ı saliha defterine hasenet yazdırdıkları gibi lisanlarıyla her birinin takva kalasına ve siperine kuvvet ve imdat göndermektir. Ve bilhassa fırtınalı tehacüme hedef... Siper derken şimdi ne anlayacağız? Cemiyetin günahları bir bomba gibi bize atılıyor. Sipere giriyoruz ki bize bombaları gelmesin diye. Var mı öyle bir şey? İçtinab-ı kebair manasında bu. Siper. Sipere girmiyor muyuz biz düşman hücum ederken? Emma Badu diyeceksin buna. Maddi oranda öyle tabii. Evet ha? Oluyor da tabii siper biraz da mesela gelen bombaların size temas etmemesi için, vurmaması için bir ben şimdi bu hakiki medreselere yani bütün medreseler demiyorum da hakiki medreselere siper diyorum. Evet. Süper'e gelenler pek az şimdi. Mesela bu medrese şimdi biz burada olsak yani bir hafta içerisinde bu pazar günü dersi olmadan bir hafta içerisinde Süper'e gelenler çok az. Ya. Ve bilhassa fırtınalı tehacüme hedef olan bu fakir ve aciz kardeşinize bir mübarek şuhur-ı serasede
ve eyyam-ı meşhurede yardımına koşmak sizin gibi kahraman ve vefadar ve şefkatkarların şeyinidir. Evet. Bütün ruhumla bu imdad-ı manevi sizden rica ediyorum. Ve ben dahi iman ve sadakat şartlarıyla Risale-i Nur talebelerine bütün dualarıma ve manevi kazançlarıma 24 saatte iştirak-ı amal-ı uhreviye düsturuyla bazen 100 defadan ziyade Risale-i Nur talebeleri ünvanı ile hissedar ediyorum. Hocam orada bir şey okudunuz. İman ve sadakat etmek şartıyla. Üstad diyor bize iman ve sadakat etmek şartıyla. Ne yani iman? Yüzde ne diyordu? Şimdi hadi takva ve ihlas etmek şartıyla orada bir... Ya Nur Dairesi iniyor da yüzde 80'ine mi? Yani diyor ki abi ihlas ve sadaka meşale neyse diyor ki iman ve sadaka niye imansız yani... İman dediği hoş yani nedir ki? Sen herhangi bir dini hükmün farziyet dairesinde bulunan hükmün veya haram hükmün istihfaf ve istihlali durumunda küfür diye yazıyor kitaplar. Ben ne yapayım? Şimdi ben bunu bir ara okuyayım mı? Sen beni durdurdun o zaman sordun. Dedin ki bak hadi öyle neyse. O üstad diyor ki burada iman etmek ve sadaka etmek şartıyla. Evet. Dedim o zaman bana bir misal ver demişim. Ne demek yani iman etmek ve sadaka etmek şartıyla? Dedim ki şimdi bir hacı baba dedim mesela. Evet. Genç bir torunu kızını gönderiyor okula. Evet. Dedim ki hacı baba dedim. Veya bir çocuk kardeş veya. Ya sen bu kızı başı açık gönderiyorsun bir haram. Gidiyor okula gidiyor ikinci bir haram. İhtilal diyor ikinci bir haram. Şimdi sen buna desen ki ne yapıyorsun falan sana dese ki sen de çok gerici oldun ya Allah Allah. Gitti. Gitti işte okun yerden evet, çıktı. Evet hadi. Evet. Tamam bir bu kusur dese. Evet, o zaman ya, o zaman işte, yok gitmez. Demek ki bu gibi meseleler de iman etmek şartıyla. Ya şeriat kitap imamlar yazıyorlar bana ne diyorsun? Ben onu değiştiremem ki. Değiştirsem de değişmiş olmaz ki. Kendimi değiştiririm sadece. Ya. Bir harama istihlal ve istifaf kitapta böyle yazıyor. Helaldir demek veya hafife almak alameti küfürdür diye yazmışlar. Yani onu yazan zatlar söz sahibi zatlar değil mi? Çünkü orada diyor iman etmek ve sadaka etmek şartıyla. Haliyle yani yüzde diyor üstad bir yerde diyor ya Risale-i Nur diyor yani yüzde şu kadarına şey ve ne %20'si şey oluyor gene yani fihi nazarın oluyor. Şimdi hatırıma gelmiyor işte onlar var da sizin de hatırınıza gelmiyor birader. Risale. He? %90 var tartışık. Neyse. El-Fatiha. El-Fatiha. Mektup gitti. Onu ver birisine ver götürsün. Ya Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen dersin devamından gidiyoruz. 23. söz oluyor. İkinci mebhas. İnsanın saadet ve şekavetine medar 5 nükteden ibarettir. İnsan ahsen-i takvimde yaratıldığı yani bin bir esma-i ilahiyeye aynadalık yapabilmek noktasında camiyeti çok üstün, ihatası çok fazla, bütün kainatla alakadar olabilecek bir fıtrat, külli bir fıtrat ile yaratıldığı yani varlık dünyasında en üstün bir varlık. Esma-i İlahiye'ye aynadarlık bakımından en üst derecede. Ve ona, insana
gayet cami bir istidat verildi. İçin esveli safilinden ta alay-ı illiğine, ferçten yani dünyadan ta arşa, zerreden ta şemse, şemse kadar dizilmiş olan makamata, meratibe, derecata, derekata, derecat yukarıya doğru olana deniyor, derekat da aşağıya doğru düşüşe deniyor derecelerine. Derekata girebilir ve düşebilir bir meydan-ı imtihana atılmış, nihayetsiz sukut ve suula giden iki yol, onun yani insanın önüne açılmış, açılmış bir mucize-i kudret ve netice-i hılkat. Bütün yaratılış dairesinin neticesi, ana gaye, insan. Ve acübe-i sanat olarak şu dünyaya gönderilmiştir. Tabi burada insanın üstün derecedeki hususiyetleri burada özetlendi. İnsanı buna göre düşünmek, kendimizi buna göre düşünmemiz gerekiyor. Böyle bir insanın indi ilahide vazifesi yok mu? Var. Nedir? Kur'an'da bildirilmiş. Salih-i Nur'da izahat veriliyor. Şu dünyaya gönderilmiştir. İşte insanın şu dehşetli terakki ve tedennisinin sırrını 5 noktada beyan edeceğiz. İnsanlar esvel-i safiline kadar düşebilir, âlâ-i illiğine kadar çıkabiliyor. Bu sırrı anlatacağız. 5 noktada anlatacağız. Birinci nokta, insan kainatın ekser envana muhtaç, cami denildi ya, yapısı, yaratılışı ve alakadardır. Kainattaki ne kadar neviler varsa ekserisine muhtaç ve alakadardır. Cami yapısı bu. İhtiyacatı alemin her tarafına dağılmış, arzuları ebede kadar uzanmış. Bir çiçeği istediği gibi koca bir baharı da ister. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi ebedi cenneti de arzu eder. Bir dostunu görmeye müştak olduğu gibi Cemil-i Zülcelal'i de görmeye müştaktır. Görecek. Ama bu görmenin inceliği var. Nasıl görecek? Hadis-i şerifte soruyorlar. Ya Resulallah, Allah görecek miyiz? Evet diyor. Nasıl göreceğiz? Yukarıdaki beyaz şey, parlak ay sahne size nasıl görünüyorsa öyle göreceksiniz. O kadar net görülecek demek istiyor. Dur bakalım hele bir. Şimdi avama hitap ederken onlara uygun manada anlatıyor. Ehadiyet sırrıyla görülecek ahirette de. Çünkü Allah'ın varlığı, hakiki varlık, ebedi ve ezeli ve bütün sıfatları sonsuz. Böyle bir varlığı
bizim düşündüğümüz, anladığımız manada görmenin yolu açık değil. Onun için imamlar, büyük imamlar, bazıları Miraç'ta görmemiştir dediler. Diğer bazıları da görmüştür dediler. Şimdi ikisinin de sözü doğru olması gerekiyor. Kaydeye kaydet.